Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Beylikdüzü'nde devam ediyor. İnşaat sektöründe yüz akı firmalardan birine Beyazlar İnşaat'a konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın ortaklarından Fatih Beyaz ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Şimdi tabii ki Beyazlar İnşaat'la ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız. Ama işin erbabına danışalım dedik. Gayrimenkul alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunlardan başlayacağız. Ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Ben Fatih Beyaz. Abimlerle beraber Beylikdüzü civarında işte 200-300'e yakın projelere imza attık. Yine de devam eden şantiyelerimiz var. Böyle devam ediyor yani. Peki Beyazlar İnşaat şu anda marka, özellikle Beylikdüzü ve çevresinde bu markalaşma süreci nasıl oluştu? Nasıl gelişti? Öncelikle dürüst olacaksın proje yaparken. Artı insanlara güven vereceksin. Sağlam işini yaptıktan sonra zaten önün açılıyor bir şekilde. Evet, peki bu güven olgusunu nasıl sağladık? Çünkü inşaat sektöründe çok büyük bir önem taşıyor güven. Siz bu güveni nasıl sağladınız? Dediğim gibi yani dürüst olduktan sonra zaten güven geliyor. Allah'a şükür bugüne kadar da bütün yaptığımız projelerde hiçbir zaman hiçbir sıkıntı çıkmadı. Evet, bu anlamda tabii ki sözümüzün arkasındayız diyoruz ve yaptığımız işlerle, kaliteli çalışmalarla, projelerle biz buradayız. Bunu insanlara anlatıyoruz aslında, evet, değil mi? Evet. Peki yaptığımız projeler nerelerde, neler yaptık? Biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle Büyükçekmece'de yaptığımız projeler vardı. Şimdi Beylikdüzü'ne geçtik. Beylikdüzü'nde farklı şantiyeler, farklı sokaklarda yani değişik değişik etap etap yaptığımız projeler var. Şu anda da gene Esenyurt tarafında yeni bir projemiz var. Oraya başlayacağız. Böyle devam ediyoruz. Peki projelerin özelliklerinden biraz bahsedelim. Projeler genelde 2+1, 3+1 site şeklinde. Konut, ticari alt katlarında ticariler oluyor, üstlerinde konut. Dediğim gibi yani 2+1, 3+1 peyzajı, yeşilliği, kapalı otoparkı böyle siteler yapmaya devam ediyoruz. Peki projelerimizin özelliklerine gelecek olursak özellikle yatırımcılar çok merak ediyorlardır. İşte biz oradan Beyazlar İnşaat'tan ev alacağız ama ne tür olanaklar sağlıyorlar, ne tür özelliklere sahip binalar yapıyorlar diye. Projelerimiz Beylikdüzü civarında şu an 5 tane şantiyemiz var. 4'ü bitti, birine yeni başlıyoruz. Mesela bu olduğumuz yerde 8300 metrekare arsamız var. 110 daire 20 dükkandan oluşuyor. Kapalı otoparklı, saunalı, jeneratörlü, su depolu, havuzlu. Güzel bir sıcak aile yuvası oluşturduk. Diğer taraftan da vadi dediğimiz proje var. Vadiye cephe 2 blokluk bir yerimiz var. 30 daire biraz daha butik tarzda. 2+1, 3+1 yine aynı standartlarda kapalı otoparkı, havuzu, çocuk parkı, jeneratör, güvenliği. Onun yanı sıra aşağı tarafta gün yüzü park evleri 1 ve 2 olarak 2 tane etap yaptık. Biri 33 daire 18 dükkan, bir tanesi de 8 dükkan 46 daire şeklinde 2+1, 3+1 çatı katlarını dubleks yapıyoruz. Ondan sonra da yeni başlayacağımız proje olan E5'in diğer tarafında Esenyurt bölgesinde tek bir bloktan oluşan 26 katlı altında 20 dükkan 160 konut olan 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 şeklinde bir projeye başlamak üzereyiz. Evet, bunlar da yeni projeler. Tabii projelerin özelliklerini özellikle size ulaşmak isteyenler de size birebir ulaştıklarında siz de onları yönlendirebiliyorsunuz. Çünkü birçok proje var. Öyle evet, değil mi? Tabii ki. İstedikleri yerden, istedikleri konumdan rahatlıkla ev alabilirler. Tabii ki. Zaten her projenin altında da hemen hemen satış ofislerimiz var. Arkadaşlarımız orada yardımcı oluyor. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Gereken yardımı yapıyoruz yani. Peki ev alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Ve özellikle yaptığımız projelerde nelere dikkat ediyoruz? Yaptığımız projelerde değil de yani daire alırken insanlar öncelikle kişinin bir referanslarına bakması gerekiyor. Çünkü günümüzde herkes inşaat yapıyor. Evet. Yani
bütün millet inşaat sektörüne hevesle giriyorlar. Bazıları başarılı oluyor, bazıları olamıyor ama dediğim gibi ilk önce referanslarına bakmaları lazım. Yani, ve zannediyorum geçmişi de çok iyi araştırmak, analiz etmek gerekiyor değil mi? Evet, yani orada tanıdıkları falan da varsa sormaları gerekiyor. Hani bu kişiler nasıl kişiler? Çok projede, çok bu bölgede özellikle çok müteahhit var. Evet, ama dediğimiz gibi çok iyi firmalar, marka firmaların yaptığı projelere baktıklarında gerçekten güvenilir firmalara yatırım yaptıklarında da o kadar çalışmış olduğu parayı bir anda heba etmemiş olurlar ve rahat, huzurlu bir ev ortamına sahip olmuş olurlar. Tabii ki insan yani her sene daire alamıyor. Belki ömründe bir kere daire alıyor ama işte onu da güzel bir yerde değerlendirmesi gerekiyor. Araştırması gerekiyor. Peki bundan sonrasında neler yapmak istiyoruz? Projelerimiz, düşüncelerimiz neler? Biraz bunlardan bahsedelim. Yani bundan sonra yine aynı bizim yaptığımız başka bir iş yok. Zaten sadece konut, ticari işte iş yerleri falan yapıyoruz ama değişik değişik yerler geliyor. Şu an Sultanahmet tarafında bir otel projemiz var. Şu an değerlendiriyoruz. İş yeri var gene Beylikdüzü tarafında. Bunları üzerinde şu an yoğunlaştık. Müşteri portföyümüz de bu anlamda çok geniş zaten, öyle değil mi? Ama en çok özellikle Beylikdüzü ve çevresi, civarı bu anlamda çok yoğun talep ediliyor. Bunun sebebi nedir peki? Dediğim gibi yani bu bölge sırf konut ve site olduğu için hep de yeni projeler, arsalarımız yani 4-5 yıla kadar hep boştu. Hep yeni yeni konutlar, yapılar olduğu için bu bölge daha tercih ediliyor. Yollarımız, işte AVM'ler falan daha ulaşıma, metrobüse yakın olduğu için bu bölge bayağı iyi. Evet, ve sürekli Beylikdüzü zaten gelişiyor. Evet. Bu anlamda onlara öncü bir firmasınız aynı zamanda, evet, değil mi? Evet. Önce olmaya da devam edeceğiz zannediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Tekrar son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani daire alırken dediğim gibi insan her zaman daire alamıyor. Bazıları projelere gidip para veriyorlar, yarım kalıyor. Yani mutlaka araştırmaları gerekiyor. Ve bu anlamda sizden destek istediklerinde de onlara danışmanlık yapabiliyoruz. Öyle değil mi? Ya herhangi bir telefonumuzu aramaları yeterli o konuda. Evet, altta yazılı telefonları ararsanız destek olacaklardır. Çok teşekkürler tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız çamızıyla devam ediyor. Bakalım hangi sektördeyiz? Buyurun.